Yılın en romantik günü için sevgilinize hala ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz bu haberimiz tam size göre. Son Moda bu hafta sizler için sıradanlıktan uzak en zarif sevgililer günü hediye alternatiflerini seçti. Altının ışıldayan büyüsünden ilham alarak çok güzel tasarımlar hazırlayan Batya Kebudi Hanım'la birlikteyiz. Bakalım sevgililer gününde ne gibi hediyeler seçebiliriz? Kendisinden yardım alacağız. Nasılsınız Batya Hanım? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Takılar çok hoş gözüküyor. Nasıl başladınız takı tasarımına? Ben aslında dergiciydim. Bir moda dergisinde editör olarak çalışıyordum ve uzmanlığım da mücevher alanıydı. Kendim için yaptığım ufak tefek tasarımlarım vardı. Hemen onları hayata geçirdim. Sonra bir baktım, herkes beğendi. Onlar da almak istediler. Önce ufak çevrenizle başladınız, sonra genişledi değil mi? Sonra da genişledi. Tasarımlarınızda en çok hangi taşları kullanıyorsunuz? Altın mı ya da inci mi? Ben altınla çalışıyorum. Özellikle pembe altınla çalışıyorum. Onun kadınlara çok yakıştığını ve ışıltı saçtığına inanıyorum. Özellikle Türk kadınının teninin rengine çok yakıştığını düşünüyorum. Tasarımlarımda hep pırlanta kullanıyorum, inciler kullanıyorum ve yarı değerli taşlar kullanıyorum. Sevgililer günü yaklaşıyor biliyorsunuz, böyle sevdiklerine ne alacağım heyecanı herkesi sarmış durumda. Neler önerirsiniz, ne gibi hediyeler? Bu sene için çok uzun zamandır içimizde heyecan yaşayamadığımızı düşündüm ve Sedef'ten bir kelebek yaptım. Sevgililer gününe özel bir tasarım. Aynen öyle. Bunlar Sedef'ten, doğal Sedef'ten yaptığım ve pırlantalarla, altınla işlediğim, şekil verdiğim Sedef. Evet, öyle taşlar var. Bunlar da pırlanta taşları sanırım. Fiyatları neye göre belirliyorsunuz? Altının değeri, tabii ki pırlantanın maliyeti. Bir de üzerinde çalıştığımız bir emeğimiz var, ona göre değerlendiriyoruz. Mesela bu yaşam ağacı kolyemiz. Burada da sedef elde işleniyor bu şekilde. Bu kolyede herkesin aslında birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Burada yüzükler görüyorum, hepsi birbirinden şık. Sevgililer gününde özellikle tek taş almayı bekliyor kadınlar. Onun yerini neler alacak? Benim koleksiyonumda artık birazcık daha tek tek olan, özel olan, sadece size özel olan bir şeyler olsun istiyorum. O yüzden de böyle onyx'ten yaptığımız gül var. Bu da elde oyularak yapılıyor. Bir adet var. Şöyle sadece göstermek istiyorum. Bundan bir adet olduğunu söyledi Batya Hanım. Peki bütün ürünlerden mi bir adet var burada? Yok, hayır. Bazılarından bir adet var. Çünkü bazı elde oyulduğu için sadece bir tane üretilebiliyor o taştan. Ama birçok koleksiyonumuz devamlılığını gösteriyor. Burada da küpeler var. Bunlar da çok ilginç ve ışıltılı. Ben kadının olduğu yerde doğal ışıltısının yaymasına çok inanıyorum. Ve koleksiyonumda da sıkça parlak şeyler kullanıyorum. Şu anda da kulağımda onun benzerleri var. Dikkatimi çekti. Çok parlak, doğal, küçük ama günlük de kullanabilirsiniz. Akşam bir davette de çok rahat kullanabilirsiniz. Böyle küpeler yapıyorum. Peki 2019 yılında takılarda bolca sedef görecek miyiz? Her yerde trend olacak mı? Bence evet, sedef olacak. Benim için bir doğaya dönüş koleksiyonu bu. Sanki doğaya artık bir özlem duyuyoruz. Her zaman böyle bir şey istiyoruz doğadan. Yani ağacın duygusunu, doğanın duygusunu, yeşilin duygusunu yaşamak istiyoruz. Bu koleksiyonda da hep böyle sedefler. Mesela bunlar avanoz ağacı. Evet, çok farklı, çok değişik duruyor gerçekten. Abanoz ağaçlarını altın ve pırlantayla birleştirdiğim zaman çıkan görüntü bana çok hoş geliyor. Farklı. Evet.
Batya'nın bileklik tasarlıyor musunuz? Evet. Peki onları görebilir miyim? Tabii ki. Böyle keyifli bileklikler yapıyoruz. Renkli, evet, bunlar son dönemlerde oldukça moda. Hem günlük hayatımızda da oldukça spor giyindiğimiz zaman da kullanabiliriz. Bunlar da altın sanırım ve pırlanta taşlar mı var? Evet. Burada yine farklı bir koleksiyon var. Bakar mısınız? Boncuklardan sanırım. Bunlar turkuaz, mercan ve malahit taşı. Afrika'ya yaptığım bir yolculukta çok etkilendim. Malahit taşıyla tanıştım orada. Orada bolca malahit çıkıyor. Orada sordum, ne demek malahit taşı? Ne diyor insana kendini iyi hissettiren tarafı? Kendini sevmek olduğunu söylediler bana. Çok etkilendim. Ben de geldiğim zaman yepyeni bir şey yaratma hissindeydim ve malahit taşıyla başladım bu koleksiyona. Daha sonra mercanlar eklendi, turkuazlar eklendi ve bu koleksiyon renkli, renkli dünyamızı ve hayata renkli bakmayı ifade ediyor. Siz de 14 Şubat'ta sevdiğinize ya da kendinize bu şekilde şık, özel tasarım takılar alabilirsiniz. Son moda devam ediyor.